Sevgili seyirciler, bundan önceki konuşmalarımızda zaman zaman Osmanlı Şeyhülislamlarından bahsettik. Bugün de Müfti Sekaleyn lakabıyla meşhur olan Ebu Suud Efendi'yi mevzu bahis etmek istiyoruz. Çünkü Ebu Suud Efendi tarihte bugün yani 23 Ağustos 1574 tarihinde vefat etmiştir. Yine tarihte bugün peygamberlerden sonra insanların en üstünü, cennetle müjdelenenlerin birincisi, Hulefai Raşidi'nin ilki, ilk Müslümanlardan olan ve sevgili peygamberimizin en yakın arkadaşı bulunan Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh de vefat etmiştir. Daha önceki bir konuşmamızda ondan bahsettiğimiz için bugün sadece Ebu Suud Efendi'yi ele alacağız. Ebu Suud Efendi 16. asrın meşhur alimlerinden olup 13. Osmanlı Şeyhül İslam'ıdır. Tefsir, fıkı ve diğer ilimlerde büyük alimdi. İsmi Ahmet bin Muhammed'dir. Ebu Suud el-İmadi ismiyle meşhur olup Hoca Çelebi adıyla da tanınmıştır. Kendi vakfiyesinde kaydedildiğine göre İskilip'te doğdu. 1574 senesinde İstanbul'da vefat etti. Bazı kaynaklarda İstanbul yakınlarındaki Metris, Müderris köyünde doğduğu da bildirilmektedir. Alimler yetiştiren bir aileye mensuptur. Dedesi Az bir zaman önce kendisinden bahsettiğimiz Ali Kuşçu'nun kardeşi Mustafa İmadi'dir. Semerkant'tan Anadolu'ya gelip yerleşmiştir. Babası alim ve kamil bir zat olup hünkar şeyhi olarak bilinirdi. Ebu Suud Efendi önce babasından ilim öğrendi. Görülüyor ki Ebu Suud Efendi de diğer alimler gibi bir ilim ocağında dünyaya gelmiştir. Gençlik çağında da babasının derslerine devamla icazet, diploma aldı. Babasından sonra Müeyyed Zade Abdurrahman Efendi, Mevlana Seyyidi Karamani ve geçen günlerde anlattığımız İbni Kemal Paşa'dan ilim öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra 26 yaşında müderris oldu çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. 1532'de Bursa Kadılığı'na. Bir sene sonra da İstanbul Kadılığı'na tayin edildi. Üç sene İstanbul Kadılığı yaptı. 1537 yılında Rumeli Kazaskerliğine tayin edildi. Aslında Osmanlı geleneğinde Bursa ve İstanbul Kadılıklarından sonra Anadolu kazaskerliği, ondan sonra da Rumeli kazaskerliği gelmekteydi. Ebu Suud Efendi, ilmi kudreti ve vazifelerindeki muvaffakiyeti sebebiyle bir basamak atlamıştır. Sekiz sene Rumeli kazaskerliğinde bulunmuştur. Ebu Suud Efendi Hazretleri, Kadı Asker meşhur söylenişiyle, asker tayin edilmeden önce gördüğü bir rüyayı şöyle anlatmıştır. Kazasker olmadan bir hafta önce rüyamda Fatih Sultan Mehmet Camii'nin mihrabında benim için bir seccade serilmiş olduğunu gördüm. Halka imam oldum ve sünnetle birlikte toplam 8 rekat namaz kıldım bu rüyadan sonra kazasker oldum. Meğer bu rüya kazaskerlikte sekiz sene kalacağıma işaretmiş. Keşke kıldığım o sekiz rekatlık ikindi yerine yatsı namazı kılmış olsaydım. Böylece o makamda beş sene daha fazla dine, devlete ve millete hizmet etmeyi temenni etmiştir. Ebu Suud Efendi, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sevip değer verdiği pek kıymetli bir alimdi. Kanuni onu bütün seferlerinde yanında bulundurdu. 1541'de padişahın emri üzerine bu dinin ve Orta Macaristan'ın tapu ve tahrir işlerini yaptı. 1545 senesinde 55 yaşında iken Fenari Zade Muhyiddin Efendi'den sonra Şeyhülislam oldu. Ebu Suud Efendi rahmetullahi aleyh Şeyhülislam olmasıyla ilgili bir rüyasını da şöyle anlatmıştır. Henüz daha medresede talebeyken bir gece rüyamda Zeyrek Camii'ne girdim. Cami halkla doluydu. Bu topluluk nedir dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin divanı saadetleridir, toplantılarıdır denildi. Hürmetle bir köşede durdum. Önümde de o devrin müftisi İbni Kemal Paşa oturuyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihrapta oturuyordu. Sağında ve solunda Eshab-ı Kiram Efendilerimiz edeple ayakta duruyorlardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda da bir zat vardı. Kıyafetinden onu Arap zannetmiştim. Peygamber Efendimizle diz dize denilecek bir halde oturuyor ve konuşuyordu. Acaba bu zat kimdir ki sahabi kiram efendilerimiz ayakta oldukları halde o Resulullah'ın huzurunda oturuyor diyerek hayret ettim. Konuşmalarını dinledim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arapça konuşuyor. O zat ise Farsça söylüyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam ona Ya Mevlana Cami ben Arapça konuşuyorum. Sen de Arapça konuş buyurunca Arap zannettiğim o zatın Mevlana Abdurrahman Cami olduğunu anladım. Mevlana Cami peygamberimize Ya Resulallah bir hatamdan dolayı sizden özür dilemiştim. Acaba özrüm makbul olmadı mı dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yolla itizar etmiştin, özür dilemiştin buyurunca şöyle dedi. Sizi met etmek için yazdığım bir kasidemde onun sırrına eremiyorum, o Arap'tır, bense acemim demiştim dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir beis yok. Farsça konuşman da makbuldür buyurdu. Malumdur ki Arapça nübüvvet lisanı, Farsça vilayet lisanı, Osmanlıca da devlet lisanıdır. Sözü meşhurdur. Sonra sevgili peygamberimiz Mevlana camiye hitaben şu oturan kimseyi bilir misin diyerek İbni Kemal Paşa'yı gösterdiler. Mevlana Cami bilmem ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o İbni Kemal Paşa'dır ve halen ümmetimin müftisidir buyurdu. Sonra da beni göstererek ya onun arkasında oturan şu kimseyi bilir misin buyurdu. Mevlana Cami yine Hayır ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Ebu Suud bin Yavsi'dir. O da ümmetimin müftisi olsa gerektir buyurdu. Bu sadık rüyadan tam 30 yıl sonra bu acize de fetva işleri müftilik vazifesi verildi. Ebu Suud Efendi Hazretleri Kanuni Sultan Süleyman ile 2. Sultan Selim Han'ın saltanatları zamanında 30 sene Şeyhülislamlık yaparak din ve devlete üstün hizmetlerde bulundu. Osmanlı Şeyhülislamları arasında en çok bu makamda kalıp hizmeti geçen Ebu Suud Efendidir. Bir vesile ile Şeyhülislam kelimesinden ve Şeyhülislamlık makamından bahsettiğimiz için bugün bu terimleri tekrar ele almayacağız. İleride inşallah bir başka Şeyhülislam'ı anlatırken biraz daha üzerinde durabiliriz. Süleymaniye Camii'nin temel atma merasiminde mihrabın temel taşını Ebu Suud Efendi'ye koydurtan Kanuni Sultan Süleyman Han onu çok sever ve her önemli işinde onun fetvasına müracaat ederdi. Devrinde alimler arasında bir mesele hakkında farklı hüküm ortaya çıksa, Ebu Suud Efendi'nin tarafını ve görüşünü tercih ederdi. Burada dikkatimizi çeken bir nokta var. Bütün Osmanlı sultanları daima ilim adamlarıyla istişare etmişler. Bu muvaffakiyetlerinin ana sebeplerinden olmuştur. Ebu Suud Efendi o devirde devlet kanunlarını dinin hükümlerine uygun şekilde telif etmiştir. İslamiyet'in hükümlerini kanunlarda temel olarak kabul etmiştir. Tımar ve zahmetlere dair mevzularda verilen kararlar genellikle Ebu Suud Efendi'nin fetvalarına dayanmıştır. Mülazemet usulü de onun zamanında tesis edilmişti. Kanuni, arazi kanunnamesini de Ebu Suud Efendi'ye hazırlatmıştır. Kanun Sultan Süleyman Han'ın cenaze namazını Ebu Suud Efendi kıldırdı. Padişah'ın vefatı üzerine bir mersiye yazdı. Bu mersiyesi de edebiyattaki yüksek derecesini göstermiştir. Ebu Suud Efendi, 8 sene de 2. Selim Han zamanında Şeyhülislamlık yaptı. Bu dönemde de mühim hizmetler yaptı. Bu dönemdeki en mühim hizmetlerinden biri, Kıbrıs'ın fethi için fetva vermesi ve Kıbrıs'ın fethinde öncü olması adeta fethi sağlamasıdır. Bu ada İslamiyet'in ilk zamanlarında ashab-ı kiram tarafından fethedilmişti. Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs üzerinde tarihi bir hakka sahip olması ve bir de o zaman Kıbrıs'a hakim olan Venediklilerin yapılan anlaşmayı bozarak deniz yollarına tecavüz etmeleri sebebiyle Kıbrıs'ın fethedilmesine fetva verdi. Ebu Suud Efendi 23 veya bir rivayete göre 25 Ağustos 1574 tarihinde 84 yaşında iken vefat etti. İslam aleminde çok tanınmış olduğundan vefatı büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenaze namazını Kazasker Sinan Efendi Fatih Camii'nde kıldırdı. Cenaze namazı için o devrin alimleri, vezirler divan erkanı ve halk büyük bir kalabalık halinde toplandılar. İkinci Selim Han, Ebu Suud Efendi'nin vefatından dolayı pek ziyade üzülmüştür. Yarın da inşallah Ebu Suud Efendi'nin hizmetlerinden bahsetme ümidiyle ona ve bütün İslam büyüklerine rahmetler diliyoruz.